Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı hamburger ekmeği hazırlayacağım. İlk olarak ılık süt ve ılık suyu kabımıza aldım. Sıvı yağ ilave ettim. Şimdi yumurtaları içerisine alacağım. Mayayı da ilave ediyorum. Son olarak da şekerimizi ilave ediyoruz. Hepsini iyice karıştıralım. Karışımı hazırladıktan sonra unumuzu bir kısmını ilave ettim. Yarısı burada duruyor. Şimdi bu şekilde bir yoğurmaya başlayalım. Daha sonra da geri kalan kısmını ilave edeceğiz unu. Geri kalan unu ilave etmeden önce tuzumuzu da ekleyelim. Sonra kalan unumuzu da ilave ediyoruz. Tekrardan hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuz hazır. Gayet yumuşak ve yapışkan kıvamda bir hamur olacak. Sakın üzerine un ilave etmeyin. Bu şekilde olması lazım. Yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekiyor yani. Şimdi ben şöyle bir kaba un aldım. Elimi iyice unlayacağım. Sonra tezgahın üzerine de iyice unlayacağım. Hamuru tezgahın üzerine alıyoruz. Şimdi hamurumuzu biraz böyle elde yoğurup toparlayacağız. Şöyle göz kararı iyice bir serpelim ya her yerine. Hamuru iyice yoğurdum, toparladım. Temiz bir kabın içerisine her yerine un serpiyorum. Şimdi kabımızın içerisine alalım hamuru. Hamurun üzerine streç filmle veyahut da bir kapakla ya da benim gibi bir tabakla kapatıyoruz. Vaktiniz varsa 1,5 saat, eğer yoksa da 1 saat mayalanmaya bırakacağız hamuru. Hamurumuzu mayalandırdık. Gördüğünüz gibi kocaman oldu. Kaptan çıkartıp tezgahın üzerine alacağız. Ama önce tezgahın üzerine biraz yine unlayalım. Şimdi yine tezgahın üzerinde biraz yoğuracağım. Şöyle uzunca bir şekle getireceğim. Ve 12 eşit parçaya böleceğim. Hamurlarımızı böldükten sonra önce bir yuvarlıyoruz. Bu şekilde yuvarlıyoruz ve fırın tepsisine diziyoruz hepsini. Hamurlarımıza şekil verdikten sonra üzerini temiz bir bezle örtelim. En az 20 dakika, eğer vaktiniz varsa da 40 dakika boyunca da tepside mayalanmaya bırakacağız. Hamurlarımız mayalandı. Gördüğünüz gibi kocaman oldular. Bunlar pişerken de bayağı bir büyüyecekler. Şimdi üzerine süt süreceğiz. Her yerine iyice sürelim sütü. Çok yavaş bir şekilde yapalım. Hamurumuzun sönmesini istemiyoruz çünkü. Ekmekleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında iyice kabarıp kızarana kadar pişireceğiz. Ekmeklerimiz hazır, pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar ve kızardılar. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Ekmeklerimiz soğurken ben şimdi köftelerini de kızartacağım. Esenyurt'ta Kağızmanlı Kasap var. Eğer imkanınız varsa kesinlikle oraya gitmenizi tavsiye ederim. Hamburger köftelerini o hazırladı bana. Sağ olsun Osman abi, bu şekilde tek tek hepsini hazırlayıp poşetledi. Gerçekten çok titiz ve özverili çalışan bir insan. Kendisinden bu sefer sizlerle paylaşmak için köftenin tarifini de istedim. %40 kuzu döş, %60 dana kolu. Tek çekim makineden geçirmiş, tuz, kimyon, karabiber ekleyip şekil vermiş. Şimdi döküm tavada köftelerimi kızartacağım.